Destur! Şehzade Selim Hazretleri! Sultanım, hoş geldiniz. Odanız hazır. Hoş geldin. Afiyettesindir inşallah. Saatinize duacıyım hünkârım. Sizi görmek, sizinle aynı havayı solumak büyük saadet benim için. İlaveten beni saltanat naibi olma şerefine layık gördüğünüz için şükranlarımı kabul buyurun. Omuzlarındaki yükün farkındasındır inşallah. Sana tahtıma emanet ediyorum. Bu lütfunuza layık olmak için elimden geleni yapacağım hünkârım. Emin olun sizi utandırmayacağım. Söyleyeyim, Selim'i karşılamak içimden gelmedi. Sarayında verdiğin yemekte neler olduğunu hala unutmadım. Sonra hepimizi şikayet etti. O günler geride kaldı Cihangir. Selim senin abin. Saygıda kusur etme. Sonra validemiz çok üzülür. Sen bunun için mi vazgeçtin boşanmaktan? Validem üzülür değil mi? Vazgeçmiş değilim. Vakti gelince ayrılacağız. Hata yaptın Mihrima. Rüstem'i boşamalıydın. Fırsatın varken bunu yapmalıydın. Sana verilen sözlerin hiçbiri tutulmayacak. Destur! Şehzade Selim Hazretleri! Mihrima. Cihangir'i karşılamaya gelmeyince hasta mı diye merak ettim. Gördüğün gibi iyiyim Selim. Hoş geldin. Pek hoş bulmadım Cengir. Geldiğime sevinmedin mi? Öyle ya. Sen Mustafa abimi bekliyordun. Hünkârımızın da gönlündeki Mustafa abimdi. Fakat sen ne talihli bir şehzadesin ki. Hak etmediğin her şeye sahip oluyorsun. Evvela Saruhan sancağı. Şimdi naiplik. Başlamayın gene. Bunları konuşmanın ne yeri ne sırası. Ben hak etmiyorum. Fakat gizlice nikah kıyıp hünkârımızın arkasından iş çeviren bir şehzade hak ediyor, öyle mi? Sen çok mu masumsun Selim? Manisa'da neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Cihangir. Naip olman hakikati değiştirmez. Bugün sana emanet edilen o taht. Yarın asıl hak edenin olacak. Veya asla sen olmayacaksın. Belki öyle, belki de değil. Benim en azından bir ihtimalim var. Senin o da yok. Nice seferlere çıkılacak, nice zaferler kazanılacak. Sen hep burada, bu sarayın duvarları arasında, validemin dizinin dibinde kalacaksın. Söylemek zorunda mıydın? Ne kadar hassas olduğunu biliyorsun. Gel. Nurbanu.
güzellik böyle? Yine gözlerimi kamaştırıyorsun. Ağlar haber göndermiş. Hünkârımıza hediye etmek istediğin atı getirmişler. Âlâ. Münasip bir vakitte takdim ederim. Kim getirdi bunu sana? Merak etme. Dikkatli olmalarını söyledim. Hem zaten çok değil. Burada olmaz Selim. Büyüdüm bile olmaz. Hürrem Sultanımıza dikkat et demişken yakalanırsak çok fena olur. Zinhar bunun hesabını veremeyiz. Validemle mi konuştun sen? Gelir gelmez sorgu sual etmişlerdi. Bilhassa tövbeni bozup bozmadığını. Sen ne dedin? Ne diyebilirim ki? Bütün sırlarımız gibi bunu da saklıyorum. Bana yardım etmen lazım. Hiç değilse hünkârımızın sarayındayken hiç mi? Bu saray boğuyor beni Nurbanım. Her bir taşı üstüme geliyor. Oysa burada doğdum ben. Burada büyüdüm. Kendimi emniyette ve mutlu hissetmem lazım. Lakin tam tersi. Herkes bir kabahatimi yakalamak için fırsat kolluyor sanki. Madem öyle, neden onlara aradıkları fırsatı veriyorsun? Sanki artık veliaht sayılırsın. Saltanat naibisin. Hünkârımızın sana olan itimadını boşa çıkarma. Ruhumu ferahlatan tek şey hünkârımızın yanımda olduğunu bilmem. Onun desteği. Bir de senin varlığın. Safkan Arapatı hünkârım. Mirahur'umun söylediğine göre elimizdeki bütün atlar bir yana, bu bir yanaymış. Üstün meziyetlere sahip. Siz yüce padişahımıza layık değil lakin, kabul ederseniz Selim kulunuzu Mesut Bahtiyar edersiniz. Neymiş bu atı diğerlerinden üstün kılan? Evvela güçlü, dayanıklı. Lakin her şeyden önemlisi sahibine sadık, itaatkar. Güçlü, dayanıklı ve itaatkar ha? Eğer beğenmediyseniz... Aksine, çok beğendim. Zira bugünlerde bu meziyetlere sahip bir şehzade dahi bulmak hayli güç. Hediyemi aldım, kabul ettim. Allah daha iyilerini sana versin inşallah. Amin. Ben seferdeyken dikkatli ol. Zira hainler her daim pusu kurarlar. En ufak bir zaafında saklandıkları yerden çıkıp... en zayıf yerinden vurmak isterler seni. Ben dersimi aldım hünkârım. Size ve Rabbime bir söz verdim. Zaaflarımın esiri olmayacağım. Hele ki siz yüce padişahımın tahtı bana emanetken. Atımı hazırla. Bakalım söyledikleri kadar iyi miymiş? Şadem. Leh Prenses Anna Jagiellonka haber yollamış. Münasip bir vakitte İstanbul'a gelmek istiyorlarmış. Leh Prenses öyle mi? Lehistan Kralı Zygmunt'un kızı. Bilhassa Hürrem Sultanımızla görüşmek istemişler. Ne görüşebilirler ki validemle? Sultanımızın kendi topraklarında doğduğunu söylüyorlar. Zannederim bu vaziyeti siyaseten kullanmak niyetindeler. Anlaşıldı. Daha önce hiç prenses görmedim. Tanışmakta fayda var. Münasiptir, gelebilir. Emredersiniz şehzadem. Ne tuhaf değil mi Sokollu? Herkes Mustafa abim beklerken... saltanat naibi olarak ben tayin edildim. Neden tuhaf olsun şehzadem? Ne de olsa Saruhan Sancağı'nda siz varsınız. Herkes aksini düşünürken... sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
Yoksa sadece gönlümü avutmak mı senin derdin? Ben hünkârımızın zekasına ve aklına hayranım şehzadem. Siz de diğerlerinde olmayan bir ışıltı görmüş olmalılar. Tıpkı benim de gördüğüm gibi. Yarın ne olacağı meçhul Sokollu. Lakin bazı şeyler var ki onlar kanunlar gibi açık ve kati. Mesela Bayezid tahta çıkarsa Rüstem vazifesine devam eder. Mustafa abim tahta çıkarsa adamlarından birini getirir. Ben tahta çıkarsam yanımda itimat edebileceğim tecrübeli birini isterim. Lakin o kim olur bilmiyorum. Siz kimi münasip görürseniz o. Belki de o sensindir Sokollu. Lütfediyorsunuz şehzadem. Leh prensesi ziyaretinize gelmek ve sarayda misafiriniz olmak isterler. Leh prensesi. Prenses Anna Yagellonka. Doğduğum toprakların sahipleri ayağıma geliyor demek. Lütfumu esirgemek olmaz. Gelsinler madem. Rüstem'in yokluğunda sana büyük iş düşüyor. Malum, düşmanlarım. Ne vakit hünkârımız sefere çıksa, ilk iş bana saldırıyorlar. Merak etmeyin sultanım. Ben her türlü tedbiri aldım. Âlâ. Bir gözünde Selim'in üzerinde olsun. Bir yanlış yapmaya kalkarsa beni haberdar et. Emredersiniz sultanım. Lakin şehzademiz Saruhan'da hayli tecrübe edinmiş gibi görünüyor. Mühim bir hata yapacaklarını sanmam. Öyle mi dersin? Benim şahit olduğum bu sultanım. Bu saraydan Saruhan'a giden şehzade ile şu an tahta sahip çıkan şehzade arasında dağlar kadar fark var. Ne kadar muhteşem bir etkileyici. Yedi iklimin sultanına ancak böyle bir taht yaraşır. Hünkârımız dışında başkasının oturması zinhar yasak değil mi? Ama burada sadece ikimiz varız. Kimse bizi göremez. İstiyorsan kime yakın olmalısın? Esas muhatabın kim biliyor musun? Hünkârımız elbette. Hayır şehzadem. Validen. Hünkârımızı sev, say, gönlünü hoş et. Ama evvela validen gelmeli senin için. Kaç gündür buradayım. Herkesin dilinde Hürrem Sultan ve onun eşsiz zaferi. Muazzam gücü. Bizim topraklarda bir laf vardır. Erkek saltanatı sürer, yöneten ise kadındır. Sizin için Venedik'ten hususi getirdim validem. İnşallah hoşunuza gider. Çok beğendim. Saçınızın tek teli dayı etmez bunlar. Benim için çok kıymetlisiniz. Sen de benim için öylesin aslanım. Öyle.
Fakat açık konuşmak gerekirse, bana ne kadar kıymet verirseniz verin, gönlünüzdeki yerim Bayezid'dekiyle kıyas kabul etmez. Sizin esas kıymetliniz o. Neden böyle söylüyorsun? İkiniz de denksiniz benim gözümde. Yanlış anlamayın validem. Tercihinize lafım yok. Ben sadece iyi düşünün istiyorum. Bayezid'i bana tercih etmekle doğru mu yapıyorsunuz? Gün olur Bayezid tahta çıkarsa size söz hakkı vereceğini mi sanıyorsunuz? Mümkün değil. Nereden çıktı bu laflar? İyi düşünün validem. İstikbali düşünün. Ben dahil herkesin kaderinin iki dudağınızın arasında olduğunu hayal edin. Selim. Validem. Aslanım. Murat'ımın yanındaydım az önce. Belli ki o da babası gibi yiğit bir şehzade olacak. İnşallah validem. Prensesle alakalı malumat verildi mi size? Evet. En iyi şekilde ağırlamak icap eder. Bu ziyaretin arkasında muhakkak bir şey olmalı. Bakalım prenses neyin peşinde? Babası Kral Sigmund ağır hastaymış. Leistan'da durum pek iç açıcı değil. Kıtlık kol geziyormuş. Belli ki yardım isteyecekler. Demek bu yüzden. Geldiğinden beri devlet işleriyle pek alakadarsın. Taht bana emanet validem. Sabahlar şehzadem. Yüzünde güller açıyor yine. Nasıl açmasın? Bir rüyadayım sanki. Cennet bahçelerinde yürüyorum. Bu kadar kaptırma kendini. Sefer dönüşü yine Manisa yollarına düşeceğiz. Hürrem Sultanımızın desteğini alırsak yeniden buraya geliriz. Hem de hiç dönmemek üzere. Keşke ben de senin kadar inanabilsem buna. Elimizde bulunmaz bir fırsat var. Saltanat naip olman büyük bir talih. Naip olduğun müddetçe bırak Hürrem Sultan dilediğini yapsın. Eğer bir gün padişah olursan eline nasıl bir kudretin geçeceğini görsün. Onun yolundan gideceğini anlasın. O vakit senden vazgeçemez. Prenses halkının mağduriyetinden bahsetti. Senin de dediğin gibi durumları pek iç açıcı değil. Yardım için söz verdim. Böyle bir söz vermeden önce benimle konuşmanız icap etmez miydi validem? Karşı mısın? Mesele benim karşı olup olmamam değil validem. Yalnızca usullerden bahsediyorum. Hünkârımız burada olsa böyle bir söz verebilir miydiniz? Hayır. Hele ki naip ben değil Bayezid olsa şu an çoktan kıyamet kopmuştu. Şehzadem, Fatma Sultan Hazretleri geldiler. Gelsinler. Sultanım. Hürrem, Selim, validenin sana sormadan nelere kalkıştığını, neler taahhüt ettiğini biliyor musun?
sen dururken böyle kararlar alması ne kadar doğru ben hiç bilmiyorum. Sanırsın ki saltanat naibi Hürrem. Bunun hesabını hünkârımıza nasıl verecek acaba? Validemin sözü benim sözümdür sultanım. Doğru düşünmüş, yerinde bir karar vermişler. Bize sığınmış hiç kimseye sırtımızı dönmek olmaz. Ha, hünkârımıza verilmesi icap eden bir hesap varsa onu da ben veririm. Sizin içiniz rahat olsun.